Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bu lezzetli ve güzel böreğin yapımını şimdi sizinle paylaşacağım. Öncelikle tavamın içine şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ardından 100 gram, 150 gram kadar kıymayı ekleyip güzelce bu yağda kıymamı kavuruyorum. Bir tane patates ve bir tane kuru soğanım var. Onları doğruyorum. Soğanımı yemeklik, patatesimi ise küp küp doğradım. Kıymanın içine ilave ediyorum. Birlikte pişmeye devam edecekler. Soğanı yarı bir şekilde, kıymayı yarı kavurmuştum. Bu şekilde kavurmaya başlıyorum. Tuzunu, karabiberini, toz kırmızı biber dilerseniz, acı isterseniz acı biber ekleyebilirsiniz. İstediğiniz baharatlarla tatlandırarak hafif kavurduktan sonra soğumak için bir kenara alıyoruz. Şimdi böreğimizin yapımına geçelim. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar tereyağı ve sıvı yağ karışımı vardı. Hepsini sıvı yağ olarak kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı yeterli. Ve 3 yemek kaşığı yoğurt kullanıyorum. Yarım çay bardağı kadar da su ilave ediyorum bu karışımın üzerine. Tuz ilave ediyorum. Şöyle 1-1,5 çay kaşığı kadar yeterli oluyor. Bir tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını yüzey için kullanacağım. Gözünüz korkutmasın. El açması börek yapmak gerçekten çok kolay. Her seferinde yufka almak eğer zor oluyorsa şu sokağa çıkmadığınız günlerde özellikle bir şansınızı deneyin isterim. Un ilave ediyorum. Yaklaşık 2,5 su bardağı, 3 su bardağına yakın un kullandım. Dikkatli ekleyerek videodaki kıvamı yakalamanız yeterli. Evet, buraları hızlandırıyorum. Tezgaha un serperek hamurumu tezgaha alıyorum. Birazcık da tezgahta kıvam vereceğim. Bu şekilde dıştan içe katlayarak hamurumu oluşturdum. Ben toplamda 3 parçaya böldüm hamuru. Zaten minik bir hamur oluyor ama 3 tane yufka olarak düşünürseniz gayet bereketli bir börek oluyor. Bu şekilde ben bunu unlanmış şöyle bir tepsinin üzerine alıyorum. Bu aşamada isterseniz bir 10-15 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Dinlendirmeden de açabilirsiniz. Açılıyor gayet güzel. Şimdi göreceğiz. Unladığım tezgahımın üzerine yufkamı bu şekilde arkalı önlü çevirerek açmaya çalışıyorum. Yufkanız küçükken unlamakta sakınca yok. Unlayabilirsiniz. Fakat büyüdükçe unlama sıklığınızı azaltmanız gerekiyor. Evet, bakın bu son kez unladığım haliyle şimdi göreceksiniz boyutunu. Bezelerim büyük ama içini yağlayacağız ve kıvıracağız. Çok lezzetli el açması börekler olacak. Evet, bezemi açtım. Şimdi tam ortadan ikiye bölüyorum. 2 yemek kaşığı tereyağının içine bir miktar sıvı yağ ekledim ve yufkamın içini yağlamak için bunu kullanacağım. El açması olduğundan dolayı içine yoğurt, yumurta tarzı herhangi bir şey sürmemize gerek yok. Zaten hamurumuz gayet lezzetli. Geniş tarafına patatesli ve kıymalı hazırladığımız içten koyuyorum. Ve dikkatli bir şekilde sarıyorum. Sardıktan sonra şöyle kendi etrafında da hafif çevirerek burgu haline getiriyorum sardığım yufkayı. Böyle daha şirin ve şık bir görüntüsü oluyor. Bunu bu şekilde denemek istedim bugün. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin ortasına ilk yaptığım yarım yufkayı bu şekilde doladım. Ardından tüm bezeleri yaparak 6 tane yarımı bu şekilde birbirinin etrafına dolayarak böreğimi tamamladım. Evet, bu da son böreğim. Bu şekilde yine içini yağlıyorum. Dilerseniz sadece zeytinyağı da ya da sadece tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir durum. Ama hafif bir kıyırlık veriyor. Tereyağının bu şekilde böreklerdeki lezzetini ben beğeniyorum. Deneyebilirsiniz.
Bu şekilde yine burgu burgu yapıyorum yufkamı ve diğer böreklerin etrafına sarıyorum. Börek yaparken malzemenizi de önceden 6'ya bölerseniz içiniz artıp ya da eksik kalmış durumu olmaz. Tamamen hem içinizi hem de hamurun hepsini kullanmış olursunuz. Bu şekilde tepsimin hepsine dizdim. Şimdi fırınımı 200 dereceye ısıttım ve üzeri için şöyle bir tane yumurta sarısının içine hafif yağ ve bir yemek kaşığı kadar süt ilave ettim. Onları sürüyorum. Dilerseniz yoğurt da kullanabilirsiniz yumurta hassasiyeti olanlar için. İçine de yumurta koymayabilirsiniz. Yoğurdu birazcık fazla koyabilirsiniz. Yüzeyine de sadece yoğurt ve yağ da sürebilirsiniz. Çok güzel kızarıyor yoğurtla da. Şimdi fırına gönderiyorum. Böreğim fırından çıktı ve çok lezzetli oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.